Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır bu kente birlikteyiz. Bu sokaklarda günde birkaç kez birbirimizi görüyoruz. Bu nedenle siz zaten beni tanıyorsunuz. Verdiğim mücadeleyi biliyorsunuz. Üretim alanlarıma geldiniz pek çok kez. Yollar, mesafeler katlettiniz. Hatta pek çok kez yine arı saldırılarına uğradınız. Bu anlamda siz beni tanıyorsunuz. Bugün burada sizlerin karşısında farklı bir amaç için bulunuyorum. Cumhuriyetin Kurucusu Partisi CHP'den milletvekili aday adayım. Bugün baktığımızda Tunceli nüfusunun %47'sini kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Ve bugüne kadar hiçbir kadın milletvekili ilimizden seçilmedi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ilin dokusuna nüfuz etmiş olan eril erkek kültürüne, aşiret, örgüt ve maddi güç dengelerinde eşitsizliğe dayalı başlatılan adaylık yarışına karşı her türlü maddi, manevi, kültürel ve manevi bariyerleri aşarak ilimizde kadının toplumsal temsiliyetini sağlamak, cesaret vermek için aday olmak istiyorum. Hakim genel kanaatin tersine yeni tarihsel bir süreç başlatarak sadece maddi güç dengesini kullanan zengin erkeklerin milletvekili olabileceği kanaat ve düşünce kalıplarını kırmak istiyorum. Kadınların adil, eşit ve bilinçli bir şekilde sosyal hukuk devletinin inşasına en az erkek adaylar kadar değerli bir yapı taşı oldukları bilincini vermek için hemcinslerime Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasetin yolunu açmak istiyorum. Bu nedenle hayatın her alanında var olan kadının, bir Tunceli kadının ülke yönetiminde, siyaset arenasında neler başarabileceğini görmenizi istiyorum. Doğup büyüdüğüm, yaşamımı sürdürdüğüm bu kentin bütün sorunlarına vakıfım. Ekonomi, toplumsal, inançsal, sosyal alanlarda kadınların ve gençlerin, çiftçilerin, esnafın tüm sorunlarını biliyorum ve bunların çözümü noktasında hayallerim ve ideallerim var. Hepinizin bildiği gibi 17 yıldır Munzur Dağları'nda organik arıcılık yapıyorum yalnız başıma. Organik arıcılık ve organik üretim çalışmalarında Avrupa Birliği'ne yaptığım projelerde kentin ekolojik dokusuna nüfuz edecek çalışmalar yaptım. İl Tarım ve üniversiteye organik tarım bölümleri koyarak organik ürünlerin gelişmesine katkı sağladım. Tunceli'de 400 üyelik arıcılar birliğini kurarak Tunceli tarihinin en büyük üretici birliğini kurdum. Yine Tunceli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Tunceli Girişimci İş Kadınlar Derneği'ni kurup 7 yıl başkanlığını yaptım. Anadolu Girişimci İş Kadınları Dernekler Federasyon Başkanı ve merkezi Diyarbakır'da olan DOGİNSİFET, Doğu ve Güneydoğu Sanayici İş Adamları Dernekler Federasyon Başkan Yardımcılığı yaptım. Tunceli Ticaret Odası'nın yönetiminde 5 yıl görev yaptım ve bir sürede başkanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın başkanı olma vasfına sahip oldum. İster Dersin, ister Tunceli diyelim, bu bölge insanı için çok daha fazla şeyler yapabileceğimi biliyorum. Kadınların Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelen bu milletvekili seçimlerinde diğer bölgelere göre toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ileri mevziler elde edilmesine rağmen politik temsiliyette bir yaşam alanı bulamamıştır. Tabii ki devrimciliğin, laikliğin, çağdaşlığın simgesi Tunceli'ye, Dersim'e yakışmamaktadır bu durum. Bu dönem Tunceli'de CHP'den bir kadın milletvekili hem bu şehirde hem de bölge halkının siyaseti önünü açacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yerleşmesinde önümüzü açacaktır. İlimizin inanç biçimi ve kültürü aile içinde kadına göreceli bazı özgürlük alanları sunmasına rağmen politik temsiliyet alanı adeta eril bir tabu ve dört tarafı bariyerlerle kapatılmış bir erkek tapınağı konumunu korumaktadır.
bu bariyerin yıkılması, politik temsiliyet dendiğinde akla ilk olarak erkeğin gelmesi, kadın hemcinslerinin aktif olarak desteklenmesiyle mümkündür. Bu eril psikolojik bariyerin yıkılması ve harekete geçme zamanı gelmiş ve geçmektedir. 10 yıldır CHP üyesiyim ve her seçim döneminde aylarca sokaklarda çalıştım ve saha tecrübesine sahibim. 2023 seçimlerinde Tunceli'den üretici bir kadın olarak milletvekili olmak istiyorum. Seçildikten sonra tek hedefim kadın üretim, kadının üretim sürecinin içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği seviyesine getirmenin asgari şartlarını yaratmak ve bunu da partinin tarımın yeniden canlandırılması programına uygun olarak gerçekleştirmektir. Kooperatiflerin merkezileşmesi, el sanatları, halıcılık gibi kadının özel becerilerine uygun küçük üretim alanlarının açılması, bazılarının bir vakıf veya kooperatifler çatısı altında el emeğinin pazarlanmasına yönlendirilmesidir. Mevcut arıcılık ve küçük ekim alanlarının verimli hale gelmesi için organik tarım eğitimlerinin verilmesi ve CHP'nin iktidar programına uygun ortaya çıkacak olanakları gördükten sonra bu olanakların bölge koşullarına uygun olarak değerlendirip uygulanmasına bahsedebiliriz. Ben Fidan Aydın. Buradan CHP'den aday olduğumu kamuoyuna deklare ediyorum. Bu kamuoyu bildirgesinin bir kadın hakları manifestosuna dönüşmesi için ilk adım olması umuduyla din, dil, etnik kimlik, inanç, ekonomik, sınıf statü ve konumun ne olursa olsun tüm bölge kadınlarını kadına pozitif ayrımcılık ve ayrıcalık ilkesiyle hareket etmeye çağırıyorum. Son yılların en büyük muhalefetini biz kadınlar sesimizi daha gür çıkarmak için tek adam rejiminin bize dayattığı her türden zulümün karşısında sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Tüm Tunceli özelinde kadın örgütleri ve yöneticilerine gün politik temsiliyet için ayağa kalkma günüdür. Bugüne kadar çok kısıtlı olanaklarla çok şey başardık. Karanlık güç odaklarına ve her türlü gericiliğe karşı sizleri bu çağrıma yanıt vermeye davet ediyorum. Değerli aydın, demokrat, sosyal demokrat, devrimci erkek kardeşlerim, sizlere bugün tarihsel bir sorumluluk düşmektedir. Bu eril sistemin yıkılmaz sanılan duvarlarına bir gedik açmak biraz da sizlerin aktif desteklerine bağlıdır. Bu çağrıma olumlu cevap vereceğinize inancım sonsuzdur. İnanıyorum ki Dersim Dağları'nda 20 yıl yalnız başına arıcılık yapan, tarlada çalışan, bütün hayatını toplumsal sorunlara adayan, her dönem alanlarda olan bir çiftçi kadının sesine ses verirsiniz, beni duyarsınız ve beni desteklersiniz. Evet, bir kadın olduğum için destek istiyorum. Evet, ben devrimci bir kadın olduğum için destek istiyorum. Ben çalışan, üretici ve tarım işçisi bir kadın olduğum için destek ve oyunuzu istiyorum. Evet, ben toplumsal cinsiyet eşitliğinin erkeği de çok mutlu edeceğine ve ortak refaha ulaştıracağına inanan her bilinçli aydın ve vicdanlı erkekten destek ve oy istiyorum. Buradan aday adaylığımı kamuoyuna ilan ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.